Merhabalar arkadaşlar, ismim Sinan. Bugün yine Fuzul TV için çektiğimiz Evde Dene serisinin videolarından bir tanesini daha çekiyoruz. Az önce gördüğünüz Efe'yi dışarıda yakaladık. Şimdi devam ediyoruz projeye. Onu nasıl yakaladığımızı göstereceğimiz bir projemizi yapacağız şimdi. Yine evdeki malzemelerle üzerine ufak tefek birkaç teknolojik eşya ekleyerek ürettiğimiz yeni projelerden bir tanesini daha yapacağız. İsmi güvenlik kamerası ya da işte bebek kamerası. Siz bunu hangi amaçla kullanırsanız ona dönüşen bir kamera aslında olacak bu. Takip kamerası olacak. Şimdi bu kamera için ne kullandık onlardan bahsedelim. Ama ondan önce ben size yardımcımı tanıtmak istiyorum. Benim yardımcım var yanımda bugün bir tane görüyorsunuz. İsmi Efe. Efe'cim sen biraz kendinden bahset istersen. Benim adım Efe. Kaç yaşındasın? 5 yaşındayım. 5 mi? Ay 5 sen karıştırdın be. Sen bayağı eskide kalmışsın. Bayağı 2 yıldır yaşını soran yok herhalde sen. Peki nerede okuyorsun? Cumhuriyet'teydim. Aha. Oraya tadilat yaptılar. Şu aha anda Yavuz Selim'e taşındık. Nerede oturuyorsun? Bağcılar. Tamam. Evet, Efe bugün bize yardımcı olacak. Efe'nin bu tarz elektronik projelerde çok yetenekli olduğunu öğrendik. O yüzden çağırdık, geldi kendisi, sağ olsun. Şimdi yine her zamanki gibi size bu yapacağımız projeden önce biraz bahsedeyim. Sonra malzemelerimizi tanıtacağım. Sonra da yapmaya girişeceğiz. Bugünkü projemiz çok kolay. Çok kısa, hemen hızlıca yapabileceğiniz, belki evinizde otururken yarım saatte bitirebileceğiniz bir iş yapacağız şimdi. Şu zaten görüyorsunuz, eski bir tane webcam. Hani normal evlerimizde kullandığımız, bu olmak zorunda değil, istediğiniz USB webcam'i kullanabilirsiniz bu yapacağımız iş için. Bu webcam'i kullanarak ve şuradaki yine birazdan tanıtacağım küçük kredi kartı boyutundaki bilgisayarları kullanarak kendimize bir tane güvenlik kamerası yapacağız. Hani bu IP kameralar var ya, herkesin şu anda kullandığı, işte hem bebekleri takip etmek için hem de işte kendi iş yerlerini vesaire takip etmek için telefondan da izleyebildikleri kameralardan bir tanesini yapacağız. Yani ne kadar böyle düşük maliyetli yapabileceğinizi siz de şaşıracaksınız. Tabi burada şunları ayrı tutuyorum. Bununla yapmak zorunda değilsiniz. Bu aslında biraz pahalı bir bilgisayar. Hani onu şey yapmaya gerek yok. 400 lira civarında tutacak bir bilgisayar. Dolayısıyla bununla yaptığınız zaman, ben kolay olsun diye bununla gösteriyorum. Bununla yaptığınız zaman birazcık maliyeti yüksek oluyor. Ama bunun 40 liralık bir versiyonu var. Onunla yaparsanız 40 liraya neredeyse bir tane güvenlik kamerası yapmış oluyorsunuz. En ucuz IP kamera 120 liradan başlıyor. Dolayısıyla böyle bir güzellik var elimizde Efe'cim. Şimdi istersen şu kartlarımızı tanıtmaya başlayalım. Şimdi bugün size iki tane kart getirdim. Bu kartı şeyden tanıyacaksınız. Sen bizim ayna videomuzu izledin mi? Ayna? Hı. Bir tane akıllı ayna yapmıştık. Şuraya bir yere koyarlar şimdi onlar onu. Gittiğinde bu videoyu izlerken izlersin. Bir tane akıllı ayna yaptık. O akıllı aynada da yine bu kartı kullanmıştık. Yine bu kartı kullanıyoruz. Dolayısıyla aslında yani eğer elinizde bu kart varsa birkaç tane projeyi aynı kartla yapabiliyorsunuz. Hı. Şöyle açalım. Şimdi bu arkadaşlar ismi, al sen bir incele bunu. Bunun ismi Raspberry Pi. Bu kart kredi kartı boyutunda ve bir tane normal bilgisayarın, masaüstü bilgisayarın yapabildiği her şeyi sadece düşük performansla yapabiliyor. Yani çok küçük kredi kartı boyutunda bir tane bilgisayar. Bununla bu oyuncak gibi bilgisayarla istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Oyuncak gibi gözüktüğüne bakmayın, çok yetenekli. Şimdi bunu nasıl yapacağız onu söyleyeyim size. Normal bilgisayarda biliyorsunuz hard diskimiz var. Bunun da hard diski şu arkadaşlar. SD kart bunun hard diski oluyor. SD karta gerekli bilgiyi yüklüyoruz ve yüklediğimizde bu bizim hard diskimiz olmuş oluyor. Şimdi bunun dışında bir tane daha var şurada. Şunu kullanacağız. Şu bir tane daha, bu 16 GB'lık bir tane SanDisk'in hard disk şey SD kartı. Bu SD karta önce bir tane işletim sistemi yüklememiz lazım. Şimdi normalde eğer bunu sadece bilgisayar olarak kullanıyor olsaydık, bunun içine bu bilgisayarın bir tane işletim sistemi var, Raspbian diye. Onu yükleyip onu koyacaktık içine. Ama şimdi biz bunu güvenlik kamerası yapacağımız için bunun içine bir tane güvenlik kamerası ile ilgili bir işletim sistemi var. Hazır şekilde. Ben size onu vereceğim burada. Siz onu açıklamalardan indirip kullanabileceksiniz. Değil mi Efe'cim? Evet. Şimdi diğer malzemelerimize devam edelim. Burada bunun bir tane küçük versiyonu var. Bunu da özellikle getirmek istedim. Bu tarz böyle kolay projeleri bunun gibi aletlerle de yapabilirsiniz. Bu ne? Bu bunun çok ufak bir versiyonu. Sen yine bunu göster kameraya istersen. Bu Raspberry Pi Wi-Fi Zero diye geçiyor. Zero Wi-Fi diye geçiyor. Bu Raspberry Pi 3, o Raspberry Pi Zero. Dolayısıyla daha böyle ufak, öyle daha çok güç gerektirmeyen projeler için kullanılıyor. Ve 512 MB'lik bir hafızası var bunun, daha ufak. Aynı şekilde bunun da yine şurasında bir HDMI girişi var. Şurasında güç kablosu girişi var. Burasında şunun gibi bir kabloyla
bağlayabileceğimiz herhangi bir USB işini yapabilecek bir tane kablomuz var. Yani bunu da kamera olarak kullanabiliriz. Bunu da kullanabiliriz. Ben bu kolay olsun diye çoğu kişide bu olduğu için şimdi bununla yapacağım. Bu kamerayı yerel ağımıza yani kendi network'ümüze, içerideki Wi-Fi'mize, evin içindeki Wi-Fi'ye tanıtmak için bir tane Ethernet kablosu kullanmamız gerekiyor. Aslında bunu kullanmadan da yapabiliyorsunuz ama o iş çok zor, çok uzatıyor işi. O yüzden gerek yok. Muhtemelen herkesin modemiyle birlikte böyle bir kablo gelmiştir. Dolayısıyla bunu bu bilgisayarın şurasına takıyorsunuz. Şu şekilde. Şurasına takıyorsunuz. Böyle. Diğer ucunda modeme taktığınız zaman, şu ucunda modeme taktığınız zaman modem bunu otomatik olarak görüyor. Şimdi bu modem bunu gördükten sonra oradan bir bilgi alıyoruz. Bunun adresini alıyoruz. Tıpkı nasıl işte atıyorum evdilere.com diye bir web sitesi varsa bunun da bir tane web adresi olmuş oluyor. 192 ile başlayan IP adreslerinden bir adresi olmuş oluyor. Sonra biz o IP adresini burada bilgisayara girdiğimiz zaman kamerayı karşımızda görüyoruz. Buna sadece bir tane değil, bu şu anda bir tane kamera var. Buna isterseniz şu USB'yi çoğaltarak 10 tane bile kamera bağlayabilirsiniz. Yani şu küçücük alet sizin koskocaman bir güvenlik kamera sisteminizi sağlayabileceğiniz bir alete dönmüş oluyor. Ne diyorsun? Nasıl sence? Bence çok iyi. Değil mi? Şaşırtıcı. Ne yaparsın mesela sen o zaman böyle bir şeyle? Nerelere koyarsın? Odama takarım. Nereye koyarsın? Odama takarım. Odanda kendini mi izlersin? Birisi eşyalarını, oyuncaklarını çalarsa onu mu? Bilgisayarını senden habersiz açarlarsa. Bunların hepsi yapılabilir arkadaşlar. Çoğu kişi bu tarz şeyleri, kameraları iş yerindeki işte deposundaki şeyleri, mallarını takip etmek için kullanıyor. Aynı evet. şekilde evinde işte hani hırsız girdi mi girmedi mi gibi evet. güvenlik kamerası şeklinde Öyle. Kullanılıyor. Şimdi bir de şunları tanıtalım. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi yine 3D printer'dan, 3D yazıcıdan çıkarttığımız kılıf var. Yani aslında bunun amacı şu. Şu kartı hemen yerleştirelim, gel. Gel beraber yapalım. Şimdi şu kart kısmı arkasına gelecek. Zaten doğru yapmışsın. Şurası şöyle. Gördüğün gibi tam üstüne oturuyor. Sonra bunun üstüne de bak burada şeylerin, bu soketlerin çıkış yerleri var. Dolayısıyla şöyle çevirmemiz gerekiyor. Şöyle. Aynen. Bunu da bunun üstüne oturtuyorsun şu şekilde. Birazcık şöyle zorlayalım. Tamam. Dur şu tarafını da tam ayarlayalım. Bak şöyle. Oldu mu? Bak her şey yerli yerine gelmiş. Evet. Kameraya da gösterelim. Gördüğünüz gibi her şey yerli yerine gelmiş. Şimdi ben bunu normalde şu alt kısmını yapıştırıyorsun. Gördüğünüz gibi çıkıyor. Evet. Ama şimdi biz burada böyle beraber gösterebilelim diye yapıştırmadım. Bu artık tamam olduğunda, kullanmaya hazır olduğunda bunu yapıştırabiliyorsunuz. Evet. Sonra mesela diyelim sen bunu bu şekilde de kullanabilirsin. Sen yarı... böyle ne yapabilirsin? Peki mesela duvara asmak istedik, ne yapacağız? Şöyle. Aynen öyle işte. Böyle duvara, tavana mesela bunu sabitleyeceğiz. Sonra burada kendi kendine istediğimiz yere döndürebiliriz bunu. Evet. Dolayısıyla bu bir de böyle bir parçamız var. Şu yine şunu ayrıca çıktısını göstermek istedim. Şurasında bir delik var bunun. Evet. Sen göster istersen. Şurasında bir delik var. Şu ortasında da yine bir delik var. Bir de altında bir delik var. Bu ne işe yarıyor? Şu alttaki delik şuraya sabitlemek için kullanılıyor. Kutunun şeylerini de, tasarımlarını da yine koyacağız biz videonun altına. Eğer 3D yazıcınız varsa çıktı alabilirsiniz. 3D yazıcınız yoksa ne yapabilirsiniz onu da söyleyeyim size. Şu kartı bir şekilde koruduğunuz sürece, işte sağını solunu poşetle bile kaplasanız olur. Şunu da bir şekilde bir yere sabitlediğiniz sürece bu sistem olduğu gibi çalışır arkadaşlar. Buradakiler ne işe yarıyor? Buradakiler ne işe yarıyor hemen söyleyeyim sana. Çıkaralım yine içinden. Şurası HDMI soketi. Yani buna HDMI kablomuzu bağlıyoruz. Sonra bunu götürüp istediğimiz televizyona, bir tane monitöre takıyoruz. Buradaki her şeyi oradan izleyebiliyoruz. Şurası ses portu. Yani buraya bir kulaklık taktığında buradan atıyorum video izliyorsan onu buradan duyabiliyorsun. Şurası adaptör bağlantısı. Şu gördüğün adaptörle çalışacak bu. Bu adaptör de bu arada eğer bu karttan varsa zaten biliyorsunuzdur ama en az 2 amperlik ya da 3 amperlik adaptörle çalıştırmanız gerekiyor. O da buraya giriyor. Micro USB ucuyla çalışıyor. Yani tabletlerinizi çalıştırdığınız güçlü bir adaptör bunu da çalıştırır arkadaşlar. Burada da şu neydi biliyor musun? Evet, bu Ethernet kablosu girişi. Şunlar da USB girişi, klasik. Şurada da şöyle mesela buna GPIO deniyor. Buraya da dışarıdan şu soketleri kullanmadan başka şeyler bağlayabiliyorsun. Demin hani biz kabloları sokuyorduk ya onun gibi. Şeyler bağlayabiliyorsun. Alet her şeyde kullanabiliyorsun. Çok şaşırtıcı değil mi? Evet. Yani enteresan bir şey gerçekten. Bunun ortaya çıkışını da anlatayım madem çok merak ettin. Senin gibi arkadaşlara bunu kodlamayı öğretmek için bir tane Raspberry Pi Vakfı diye bir vakıf bunu yine herhalde bir 8-9 sene oldu üretmiş ilk birinci versiyonunu ve okullara bedavaya dağıtmış.
okullarda bunu bilgisayar alamayan okullarda kullanmaya başlamışlar. Sonra insanlar çok sevdikçe bunu geliştirdiler. Şimdi çok ciddi güçlü bir bilgisayar haline dönüşmüş oldu. Evet, şimdi malzemelerimizin tanıtımı bu kadar. Yavaş yavaş artık bu işin kurulum kısmına geçmemiz lazım. Tamam. Şimdi arkadaşlar, bu demin bahsettiğim bu olayı kameraya çeviren işletim sisteminin adı MotionEye. MotionEye OS diye buraya yazdığınızda, benim şu anda yazdığım gibi, bu şeyin işletim sisteminin sitesi karşınıza çıkacak. Şurada bir tane GitHub diye bir açık kaynaklı kodların koyulduğu bir site var. En başta oluyor. Evet, en başta zaten çıkıyor. En başta zaten oraya tıklıyorsunuz. Tıkladık. Bak burada ne çıktı? Böyle yazılar çıkıyor. Evet, bu MotionEye dediğimiz şeyin ne olduğunu gösteren şeyler çıktı, bilgiler çıktı. Evet. Şurada hemen şu yükleme kısmına geldik. Böyle yine... Şimdi burada arkadaşlar şeyler var. Çeşitli minik kodlar evet, var. Evet. Bu kodları hani kod derken nasıl söyleyeyim size? Bir yerlere yazıp da yükleme yapmanız gereken bilgiler var. Bu bilgileri buradan copy paste yaparak istediğiniz gibi çalıştırabileceksiniz. Şimdi zaten buradan göreceksiniz. Önce evet, şunun şeyini bulalım. Evet. Evet, şu sayfada en son hangisi varsa onu görebiliyorsunuz. Mesela şu anda biz bu Raspberry Pi 3 kullandığımız için Raspberry Pi 3 için olanı şuradan indirebiliyoruz. Evet, şuraya basıyoruz. Evet, buna basıyoruz. Ben daha önce indirdiğim için indirmiyorum ama hadi basalım, indirsin. Şurada, şuraya iniyor gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi bu aletimizin adı neydi bizim? Raspberry Pi 3. Aferin sana. Onun aynısını burada görüyorsunuz. Zaten evet, bunu zaten indiriyorsunuz. Bunu zaten tıklıyorsunuz. Evet. Burada indiriliyor. Aynen. Bunu indirdikten sonra şöyle bir şeye ihtiyacımız var Efe. Hani SD karta bu bilgiyi yazdırmak için bir tane programa ihtiyacımız var. Bunun için Windows'ta Win32 Imager diye bir program var. Onu kullanabilirsiniz. Şimdi hemen o işleme geçelim. Bir de şunu söyleyeyim. Bu bizim ilk gösterdiğimiz ince kartın adı da Raspberry Pi Zero'ydu. Onun içinde yine burada bir versiyon var. Eğer bunu kullanacaksanız onu indirmeniz gerekiyor. Evet, şurada. Aynen şurada. Tamam, bunu şimdi kapattık. Bu indi. Evet, bu SD karta bunu yüklemek için şurada bir tane şeyimiz var. Şu program. Edge. Etcher diye geçiyor. Edge. Bu tabii Mac'lerde var sadece, diğerinde yok. Şimdi şuradan bir tane dosyayı seçiyoruz. Bu bizim tamam, demin indirdiğimiz evet, güvenlik kamerası işletim sistemi olan dosyayı seçiyoruz. Evet. MotionEye OS. Onu ben daha önce indirip şuraya koymuştum. Şu işte. Bunu seçtik. Aç dedik bunu. Aç dedik. Sonra kart. SD kartı seçiyoruz. Aferin. Onu buradan seçtik. Sonra flash diyoruz yani. Bas flash diyoruz. Yani. CD'ye basar gibi. Bana bir tane şifre soruyor. Hemen söylüyorum. Ondan sonra bunu bitiriyor. Şimdi bunu bitirdikten sonra yapmamız gereken işlem şu. Bu bitirdi ya. İşimiz bitiyor. Çoğu işimiz bitiyor. Sonra götürüyoruz bu kartı, alıyoruz bunun içine takıyoruz, şu bizim aletimizin içine takıyoruz şurasına. Buraya taktıktan sonra bunu götürüyoruz modemimize, tamam mı? Modeme şu kartla bağlıyor, şey şu kabloyla bağlıyoruz. Evet, zaten şu modemlerde zaten bu çıkıyor. Çıkıyor evet, bunun adı neydi? Ethernet kablosu. İnternet kablosu. Evet, size artık her şey kablosuz olduğu için artık bunları bilmiyorsunuz yani, sizin yaş bilmiyor, bitti bile bu bitti arada. Orada onu taktıktan sonra da oradaki bu adresi alacağız ve devam edeceğiz. Evet, şimdi şeyimiz bitti. Evet. Efe'cim, bu hani şu minik hard diske yani SD karta bir şeyler yazdırıyorduk ya. Evet. O bitti. Şimdi bir tane minik ayar yapmamız lazım. Onda da şöyle bir şey yapacağız. Şuradan bilgisayardan bir tane şey açalım. Hani böyle notepad var ya, notepad. Notepad. Evet, ama klasik notepad'de biraz sorun çıkabiliyor. Notepad artı artı diye bir uygulama var. Onunla yaparlar. Aynen. Onunla yaparlarsa arkadaşlar daha güzel çalışıyor. Biz de şöyle bir şey de yapacağız. Hatta dur şöyle yapalım. Bunu kapatalım. Şunu şimdilik çıkaralım. Şurada onun için başka bir dosya yapmıştık. Ne dosyası? Onun aynısını kullanalım. Şurada diğer hard diskteki dosyayı. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bu şeye, şu bizim bilgisayara bizim evet, girmesi gereken yani bağlanması gereken Wi-Fi modeminin bilgilerini yazacağız. Şifresini ve şeyini yazacağız. Ne derler onun adına? Adını yazacağız. Adını ve şifresini yazacağız. Adını o da hangisine bağlanması gerektiğini anlayacak. Sonra biz bunu çalıştırdığımızda otomatik olarak ona bağlanacak. Evet. Adı neydi? Hemen şuradan bakıyoruz. Ne? Superbox Wi-Fi.
yapacağız. Mesela senin evindeki şeyinin adı ne? Wi-Fi bağlantının adı ne? Wi-Fi? TTNet mi mesela? Ne adı? Şuradan neye bağlanıyorsun? İnternetten mi? Aha, internete bağlanırken neye bağlanıyorsun? Mehmet Ece. Nasıl Mehmet? Mehmet mi koydunuz adını? Mehmet Ece. Mehmet Ece. Şifresi mi o yoksa adı mı? Adı. Şifresi ne? Şifresi çok kolay. Ne? Merak etme, buradan kimse evini bilemez. Senin şifreni bağlamazlar. 9. Şifresi 9 mu? Hayır, 9'dan 1'e kadar geriye sayma. Bütün kafelerle aynı şifreniz. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 97. Şimdi arkadaşlar burada şu gösterdiğim dosyada, bu dediğim gibi, Efe'ye anlattığım gibi, bizim şu Raspberry Pi'ımıza bağlanılması gereken şeyin, kablosuz ağın bilgilerini girdiğimiz bir dosya. Evet. Buradan aynen şu şekilde giriyorsunuz. Ben buradan şeyi yazıyorum şu anda. Modemin şifresini yazıyorum. Evet. Şimdi bunu buraya kaydediyoruz. Tekrardan az önce yaptığımız klas şeyimize, minik SD kartımıza bu bilgileri yüklüyoruz. Yanlış taktım herhalde. Şimdi SD kartınızı taktığınız zaman bu yeni bir işletim sistemi yüklendiği için sadece ufak bir kısmını yeni bilgisayarda görebileceksiniz. O gördüğünüz kısma bu demin yaptığımız dosyayı, supplicant diye yazılan dosyayı koyacaksınız şu şekilde. Sonra artık bununla işimiz bitiyor. Bunu çıkarabiliriz. Çıkardık. Eğer Efe onu kutuyu koymayı bitirdiyse bunu oraya koyacağız. Tamam. Bitirmişsin, bravo. Şunu hemen şuraya takalım. Kapatalım onu da. Şimdi buna şurasına Ethernet kablomuzu takalım. Getir bakalım o sarı kabloyu. Sarı kablo abi. Şu şurada dursun şöyle ortada. Bunu sen nereye onu tak takacağız? Buraya. Şuraya. Evet. Ters takıyorsun. Aynen öyle. İnden kayıyor. İttir ittir ittir. Bravo. Tık sesini duyduğunda girmiş demektir. Şimdi onu bana getir. Bununla modeme takıyoruz. Modeme takıyoruz. Sana bravo ya. Var. Şurada hemen onu da şöyle biraz çekelim. Şu LAN 1'e takalım. Taktık. Şimdi ışıklar yandı mı? Yanmadı. Ha, yanmadı. Neden yanmadı? Çünkü bunu şeye bağlamayı unutmuşuz. Powerbank'e bağlamayı. Bu arada arkadaşlar bunu bu şekilde prizle bağlayabildiğiniz gibi, yalnızca söylediğim gibi dikkat etmeniz gereken şey şu adaptörün 2 amperden düşük olmaması gerekiyor. En az 2 amper. Ama eğer bu yoksa, bu arada sürekli yeniden şarj yapabilirseniz, yani diyelim şu powerbank'i, bunun daha küçüğünü buna taktınız. Tak bakalım yerine. Şu tarafa tak istersen. Şuraya tak. Şöyle, aynen. Bu böyle bu şekilde bizim Raspberry Pi'miz powerbank'e bağlıyken bunu da eğer prize takarsanız bu sürekli yeniden şarj olabilir. Ama onu yapacağınızda dediğim gibi direkt prize de bağlayabilirsiniz. Şimdi istersen şunu şuraya takalım. Şunun içine koymadan önce. Neresinde ne ışık yanıyor onları görelim. Şuradan ışık yanıyor. Evet, bak burada sadece kırmızı yanıyor ya şu anda. Evet. Eğer sadece kırmızı yanarsa bil ki bir hata yapmışız. Ama bak hem kırmızı yanıyor hem yeşil yanıyor. Demek ki çalışıyor. Ne? Bir taraftan. Yeşiller yanıyor. Orada yanıyor, bak yeşil yanıyor. Arada bir yanıp yanıp sönüyor. Şimdi şunu da takalım şöyle. Bak bunun da altında sarı ışık yanıyor, görüyor musun? Evet. Bu da demek ki oluyor ki buradaki bu bağlantı şu anda çalışıyor. Şimdi yapacağımız iş şu. Buradan modemin arayüzüne giriyoruz. Arayüzü. Hani şu 192 168 11 var ya, ona basıyoruz. Evet. Burada şimdi bize bir şifre soruyor. Ne bu şifre? Onu siz kendiniz biliyorsunuz. Bazılarında admin oluyor. Bazılarında başka bir şey oluyor. Kayıt oluyoruz. Klasik admin'i deneyelim bakalım. Şifresi de Süper Online deneyelim. Şimdi şu anda bu aletimizin bağlı olduğu IP adresini görüyoruz burada. Evet. Oku bakayım kaç yazıyor? Şurada. He, 192 ile başlıyor. 192. 2. Şimdi bu adresi herhangi bir browser'da, şeyde, Chrome'da vesaire, Chrome'da ne isterseniz. Orada girdiğimiz vakit arkadaşlar bize kameramızın arayüzü çıkacak işte gördüğünüz gibi. Böyle çıkıyor şu. Aynen. Buna mesela bu adrese telefondan girerseniz, bu arada bu şey, şu kablo sadece şunu bağlamak içindi. Şimdi bağlanmamış. Şurada kamerayı gösteriyor ama kablosunu takmadığı için göstermiyor tabii. Hemen kablosunu takıyor Efe. Geldi tekrar. Geldi. Bak bu sefer ışık yandı. Bak, bu sefer ışık bakalım yandı. Burada kimi göreceğiz? Anam ne oldu?
El salla bakayım kameraya. Gerçekten de çıktı. Evet, şimdi mesela şunu şöyle sana doğru. Şöyle yapalım. Gerçekten de çıktı böyle. Gördüğün gibi kameramız hazır. Ve bayağı da kaliteli ha. Otur bakayım yerine. Şunu sen kendine doğru çevir. Şimdi sen orada hareketler yapmaya devam et. Şimdi arkadaşlar şurada bir de size kameranın ayarlarını göstereyim. Bu arada bu kameranın içine girmeniz gerekiyor. Bunun bir şeyi var. Ne derler? Kullanacağı da şifre bölümü var. Bu klasik, şuraya admin yazıyorsunuz. Şifre bölümü boş. Login diyorsunuz. Şurada size ayarlar açılıyor. Şimdi mesela benim burada şu andaki yaptığımız kayıt, eğer çerçevenin etrafında burada gözüktüğü gibi kırmızı varsa kamera bir hareket algılamış demektir ve kayıda geçmiş demektir. Şu anda bizim sevgili Efe'mizin hareketini algıladığı için kayıta geçiyor. Ve burada size başlarken söylemiştim. Şurada Google Drive var. Bu işi, şeyi, bu kaydı gönderebiliyorsunuz. Hemen şurada mesela authorization key diyor. Yani bir yetki verebileceği bir anahtar soruyor size. Orada obtain key denen bir şey var. Yani anahtarı al diye diyor. Ona basıyorsunuz. Size Google açıyor. Google hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Tamam mı? İzinler vermenizi söylüyor. İzin ver diyorsunuz. Şurada size bir anahtar veriyor. Kod veriyor. Bu kodu getirip buraya yapıştırıyorsunuz. Yapıştırıyoruz. Zaten olur. Aynen. Sonra test servis diyorsunuz. Servisi test et diyorsunuz. Şu anda testini yapıyor. Ve evet, başarılı bir şekilde oldu diyor. Tamam mı? Bu noktadan itibaren şu uygula tuşuna bastığımız zaman bana ne oluyor? Şimdi burada Efe'yi kaydettiğimiz versiyon. Şimdi şu kırmızı çıktı mı? Evet çıktı. Evet, otur bakayım. Oturdum. El salla. Merhaba. Merhaba. Şimdi bu şu anda yaptığımız kayıt Google Drive'a yükleniyor bir taraftan. Hemen bunu bitirelim. Bunu bitirmek için yapmanız gereken tek şey bunu kayıttan çekmek. Bu arada şurada Raspberry Pi'de gördüğünüz gibi birçok şey var. Evet. USB port var. Yani buraya evet. 4 tane var. 4 taneye kadar kamerayı buraya bağlayabilirsiniz. Eğer evet. isterseniz bu USB portundan bir tane çoklayıcı ekleyerek evet. o çoklayıcıyla beraber daha fazla kamerada bağlayabilirsiniz. Evet. Şimdi 2 tane testimiz kaldı. Onları da yaptığımız zaman işimiz bitiyor. Evet. Birincisi bu Ethernet kablosunu çıkaracağız artık. Sadece Wi-Fi ile çalışıyor mu diye test edeceğiz. Evet. Hemen sökelim. Şunu da sökelim. Şimdi yine bunu bunun içine koyuyoruz. Tamam mı? Oldu. Biraz sağlam oldu yani. Olsun, önemli değil. Sonra bunu burada kapattık. Kapatıyoruz. Mesela sonra yine seni çeksin. Şöyle çevirerek istediğimiz yere çevirebiliriz. Evet. Hemen. Evet. Işık yanıyor. Hemen yine Efe ve mükemmel dişleri çıktı. şöyle yapalım istersen. Bu arkadaşımızın da bir kısmını, evet, bu şu anda kamerayla bizi çeken arkadaşımız. Gördüğünüz gibi diğer kamera, iki kamera birbirine çarpışıyor. Evet, şu anda çekebiliriz ve bu görüntüyü ben kendim de göstereyim. Merhabalar arkadaşlar. Ben bunun kayıtlarını da size atarım. Şu anda Efe TikTok'a başladı. Motion Eye diye Google Drive'ın içinde klasör açmış. Ve bu arkadaşımızın videosu da kendini burada gösteriyor. Hemen izleyelim. Şimdi güvenlik gereği arkadaşlar bu aletler ses kaydı yapmıyor. Eğer illa ses kaydı yapsın isterseniz başka bir şey kullanarak evet. ses kaydı da alabilirsiniz. Evet. Ama işte güvenlik açısından bunlar ses kaydı yapmıyorlar. Efe'nin burada güvenlik kameramıza verdiği pozları görebiliriz. Bu arada şurada gördüğünüz gibi bugünün tarihi, saat vesaire onları da görebiliyorsunuz. Evet. Kameranın adını görebiliyorsunuz. Bugün de gördüğünüz gibi arkadaşlar evet. sizlerle bir tane çok basit bir şekilde güvenlik kamerası yapmış olduk. Ama biraz yaptığımız oldu. Evet, birazcık zorlandık çünkü Superbox modem kullanmaya çalıştık ama eğer onu da söylemiş olalım. Bu cihaz tabii ki birazcık çok fazla gelişmemiş olduğu evet. için 2.4 GHz ile çalışıyor. Evet. Eğer evinde yapan olursa 5 GHz yerine 2.4 evet. GHz kullanın Wi-Fi bağlamak için. Evet. Aynı şekilde her zaman olduğu gibi eğer evet. soru soracak olursanız, aklınıza evet. takılan bir şey olursa yorumlar kısmında evet. yazarsanız ben size hemen cevap veririm. Evet. Onun dışında bununla ilgili bu projeyi yapabilmeniz için gereken her şeyi yine açıklama kısmında hı-hı. biz vereceğiz. Evet. Önümüzdeki videolarda tekrardan buluşmak dileğiyle diyoruz. Ve klasik Efe ile el sallamamızı görüşürüz. Yapıyoruz. Görüşürüz.